Şimdi sevgili izleyiciler, tamam, bu olayın ardından elbette ki soru işaretleri var. Bu işaretlere de değinmeden olmaz. Bilenlere danışmak da gerekiyor bu anlamda. Neyin nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştirdiğini anlamaya da çalışıyoruz. Zamanlaması, hedefi, bütün bunlar elbette ki üzerinde durulan mevzular. Yanı sıra başka şeyler de konuşmuştuk biz kendisiyle. Bugün de yürüyen gelişmeler de var. Onları da danışacağız elbette. Bu siyaseti de içine katarak aynı zamanda. Sayın Mustafa Börcü bizimle birlikte güvenlik uzmanıdır. Güvenlik bürokrasisinden gelmiş bir isimdir. Aynı zamanda da Demokrat Parti Merkez Karar Kurulu üyesidir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar Çiğdem Hanım. Çok teşekkürler. Sağ olun Mustafa Bey katıldığınız için. Mustafa Bey, öncelikle şöyle başlayalım. Biz sizinle en son yayın yaptığımızda, çünkü işte siyasetin kirli sepeti, Ayhan Bora Kaplan operasyonları, çeteler, çökertilmeleri, kime mesaj, Devlet Bahçeli Soylu'ya sahip çıktı, neden, nasıl, ne olacak derken bir saldırı gerçekleşti ve o saldırıda iki gün boyunca bir önceki İçişleri Bakanlığı hedef alınmışken gidip de bir geçmiş olsun demedi. Yani mecliste vardı Süleyman Soylu. O gün birçok ziyaret gerçekleşti. MİT Başkanı'ndan kuvvet komutanlarına kadar. Ama kendisi yoktu. Bir fotoğraf geldi bugün iki günün ardından. Meclisteki İçişleri Komisyonu Başkanı olarak kendisi ve komisyon üyeleri milletvekilleriyle Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Ama öyle de bir fotoğraf servis edilmiş ki Süleyman Soylu görünmüyor. Yani ne demeli bilmiyorum. Yorum sizde, buyursunlar. Öncelikle Çiğdem Hanım, halkın haber alma ve ifade özgürlüğü kapsamında yapmış olduğunuz özverili yayınları ve çalışmaları takdir ediyorum ve kıymetli buluyorum. Bu anlamda da Ayşenur Hanım'a da ifade özgürlüğü ve haber yaptığından dolayı sosyal medya üzerinden yapılan linç girişimi sonucunda Cumhuriyet Savcılığında ifadeye çağrılması ve serbest kalmasından dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Evet. Şimdi bu resme baktığımız zaman doğru olan budur. Yani devlette küskünlük, dargınlık olmaması gerekir. Devlette süreklilik arz eden çalışmalar yapılması gerekir. Ankara'daki bölücü terör örgütünün canlı bomba eyleminden sonra devlet erkanından birçok bakanlar, bürokratlar, yani askeri kanattaki bürokratlar, siyasetçiler ve milletvekilleri hem polis teşkilatına ve jandarma teşkilatına geçmiş olsun dileklerinde, hem de motive olmaları anlamında nezaket ziyaretlerinde bulundular. İçişleri Bakanlığı Komisyonu'nun da bu şekilde iki gün sonra da olsa böyle bir nezaket ziyaretiyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etmeleri doğru atılmış bir adımdır ve doğru bir resim karesidir. Burada sadece konuyu eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya getirmemek gerekiyor. Sonuçta bu ülkede birçok siyasetçi, birçok devlet adamı vardı, var olacak ve görevini yaptıktan sonra bu görevleri yeni kişilere devredecek. O anlamda bakmamız gerekiyor. Ben bu resmi sağlıklı bir resim olarak okuyanlardanım. Peki o fotoğrafta, yani yine de sanki bilmiyorum, ben çok değişmek istemiyorum ama Süleyman yani, Bey'in biraz daha çok böyle geride görünmesi, yani bu karenin seçilmesi, gerçi yani bilmiyorum nasıl ki böyle bir düzen yani kurulmuş. Yani bu karede daha çok daha çok Ankara eski belediye başkanının oğlu daha çok plana çıkmış. Osman Gökçe'yi görüyoruz, evet. Yani evet, ben de resim karesine latife olarak söylüyorum. Baktığımızda Süleyman Soylu'yu zor ayırt ettim resmi büyütmek suretiyle, ama yanlışa yanlış diyeceğiz, doğruya tabii doğru diyeceğiz. Bu yapılması gereken bir davranıştır. Hem bölücü terör örgütü, hem din motifli terör örgütleri ve sol orijinli terör örgütlerine ve Ali Yerlikaya'nın da saymış olduğu gibi bu kaçakçılık faaliyetlerinde ülkemizde rahatsızlık ortaya çıkartan yasa dışı kişilere karşı devletin kararlılığının gösterildiği bir resimdir. Nitekim Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da meclis açılışından sonra yeni İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili olarak İçişleri Bakanı ve İçişleri Bakanlığı görevini yapmıştır, yapmaktadır demekle de aynı zamanda Ali Yerlikaya'nın yapmış olduğu güvenlik bürokrasisinin arkasında durmak suretiyle ki bu operasyonlar ve motivasyonlarda bu da bir doğru süreç yönetimi olarak ben
gözlemliyorum devlette. Yani devlet aklı yavaş yavaş çalışmaya başlıyor Çiğdem Hanım. Çünkü Türkiye'nin bir devlet aklı var. Var değil mi? Her zaman vardır da zaman zaman acaba o biraz böyle geri adım mı atıyor ya da o akla kulak mı verilmiyor diye hep konuşulur. Şimdi bu meseleyle hemen şunu da hızlıca sorayım. Bugün Devlet Bey'in, Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya sahip çıktı diye belki okunuyor ama başka bir şey daha var. Oradaki sözleri diyor ki, tescilli FETÖ'cülerin Süleyman Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri, bazılarının da görevdeki İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri zaman ayarlı bir tuzaktır. Kamu görevlilerimizin onuruyla oynanması tehlikelidir. Görevden alınan bazı isimler için dedikodu doğru ve hakkaniyetli değildir. Burada Süleyman Soylu'ya sahip çıkıyor ama bir şey daha söylüyor. Görevdeki İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri de zaman ayarlı bir tuzaktır. Gerçi Devlet Bey'in belki o Süleyman Soylu'ya sahip çıkarken hani dediği bir cendereye alınmaya çalışılıyor vesaire demesi, yani burada Ali Yerlikaya'yı mı işaret ediyor diyerek kendisinin ona bir tepkisi var mı yok mu diye de yorumlanmıştı, hatırlarsınız. Ama bu açıklamayı, yorumunuzu da bir sorayım. Devlet Bey'in iki isme de sahip çıkıyor gibi mi acaba? Çiğdem Hanım, ben de güvenlik bürokrasisinden gelmiş ve bugün siyaset kurumu içerisinde siyaset yapan birisi olarak Süleyman Soylu'yu eleştirenlerdenim. Yaptığı politikalar ve izlemiş olduğu devletteki yaklaşımlarından dolayı. Ben de mi FETÖ'cüyüm o zaman? Yani ben Paralel Polisler kitabını yazmış ve Fethullahçı terör örgütünün yapmış olduğu mobbingler sonucunda polis teşkilatından ayrılmış, kendini özel sektörde şu anda yer bulan, siyasette de memleketin eğer eleştirisel konularıyla ilgileniyorsanız bir parti içerisinde bu sorunların çözümü ve memleket için faydalı şeyler yapmak için siyasi mücadele veriyorum. Her siyasi mücadelede siyasetçilerin, yani muhalif olan siyasetçilerin eleştirilerini siz FETÖ'ye bağlarsanız, terör örgütlerine bağlarsanız bu ülkede İşin içinden çıkamayız ve ayrıştırma toplumda daha fazla olur. Onun için ben bu söylemleri ciddiye almıyorum. Evet, Süleyman Soylu dönemi Türkiye açısından İçişleri Bakanlığı'nı yönettiği dönemdeki tercihleriyle birlikte sıkıntılı bir dönem olarak önümüze çıkıyor. Nitekim siz de yayının başında söylemiş olduğunuz gibi, ben de bugün yayına bağlanmadan önce Ali Yerlikaya'nın Twitter hesabından baktım. 64 ilde 744 tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız tüfek. Evet. 16 ilde 55 terör örgütü şüphesi, toplam 466 operasyon. Dün 76 piyade tüfeği jandarma birimleri yakalamış. Bölücü terör örgütüne pazar günkü yapılan bu terör saldırısından sonra İstanbul ve Kırklareli ilinde yapılan operasyonlarda da 26 operasyon ve 20 gözaltı var. Şimdi 2 günlük Türkiye'de bu şekilde adli vakalarla biz uyanıyoruz ve bundan önceki İçişleri Bakanı'nın yönetmiş olduğu bakanlığın verileriyle bugünkü veriler tutmuyor o zaman. Yani Süleyman Soylu terör örgütünün mensuplarının, yani bölücü terör örgütü mensuplarının artık şehirlerimizden çıkartıldığını, kırsalda da ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz diye magazinsel açıklamalarla bu millete kendini alkışlattığı günlerden devlet aklının çalışmak suretiyle uyuyan hücrelere sadece dün yapılan operasyonlarla 55 kişinin gözaltına alınması arasında bir çelişki olduğunu, evet, burada da bizim bu zamana kadar veya sizin bizleri yayına almak suretiyle dillendirmiş olduğu tespitler ve analizlerin de doğru olduğunu okumak gerekiyor. Yani hamasi duygularla İçişleri Bakanı alkışlanacak diye bazı verileri, bazı örgütlerle Türkiye'nin vermiş olduğu mücadeleleri basite almak Türkiye'ye sonuçta bugünlere gelmesine sebep oldu. Yani bakıyorsunuz Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte terörle mücadelede bir aksaklık yok, kesinti yok. Bu jandarma ve polis teşkilatı bürokrasisinde bir kesintiden söz edemeyiz. Devlette devamlılık vardır ama artık bir söylem değişikliğine gidilmiştir. Yani etkisiz hale getirilen teröristlerin sarı torbalardaki fotoğraflarını paylaşmak İçişleri Bakanı'nın işi olmamalıydı bu ülkede. Veya Taksim Meydanı'nda yapılan saldırıdan sonra, daha önceki yayında da belirttim, ayaküstü açıklamaları İçişleri Bakanı yapmamalıydı. Biz bunları eleştiriyoruz. Yoksa devlette devamlılık tabii ki vardır ve
ciddiyet ister veya işte bir İçişleri Bakanı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nda yapacağı toplantıda terörle mücadele yapan kişilerin yüz profilleriyle birlikte resim çekinip bunu sosyal medyada paylaşmasının sıkıntılarını evet. ve sakıncalarını anlatıyoruz. Ki ben buradan terörle mücadelenin ciddi bir iş olduğunu, burada çalışan güvenlik bürokrasisindeki devlet kademelerindeki her rütbedeki yöneticileri de seslenmek istiyorum. Artık sosyal medya hesaplarınızdan siyasetçilerle görüntü dahi vermeyin. Yaptığınız iş ciddi bir iştir. Yaptığınız iş tehlikeli bir iştir. Evet, siz bu ülkenin kahramanlarısınız ama gizli kahramanları olarak bu görevleri yaptıktan sonra emekliye arıp hayatınızı devam ettirmeniz kendi açısınızdan da Türkiye'nin geçmişteki pratikleri açısından önemlidir. Şimdi Süleyman Soylu her olayda ben üzerinden yapmış olduğu bir stratejiyle İçişleri Bakanlığı'nı yönetti. Niçin o zaman biz Ali Yerlikaya'nın bugün yapmış olduğu davranışların veya hedef stratejiler doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'nın güvenlik bürokrasisini yönetmesini doğru buluyoruz? Evet. İşte bundan dolayı bunu doğru buluyoruz. Yani cami avlusunda veya Emniyet Müdürlüğü'nün içtima alanında sabah 5'e doğru bir İçişleri Bakanı artık bu ülkede megafonla operasyon başlatmıyor. Bakın. Ya da mesela yani şurası da önemli geldi bana. Hemen onu da söyleyip bu pazar günkü hadiseye de ilişkin yorumlarınızı almak isterim. Mesela Ali Yerlikaya çıktı, dedi ki yani genel başkanlar aradılar, onlara da teşekkür ediyoruz. Yani bu noktada böyle bir işte zillet vesaire falan filan demek yerine bir soğukkanlı bir duruş sergilemek gerektiğini, hem de ortak bir akılda buluşma ya da ortak bir tepki olarak da kendisine yönelik yapılmış olan hem ziyaretleri paylaşıyor hem de teşekkür de ediyor yani aradıkları için vesaire. Ben bunu önemsiyorum açıkçası. Yani böyle bir tek yekpare bir duruş olması açısından. Hem ona ilişkin bir yorum, hem de hemen şöyle diyeyim. Tamam, böyle bir durumda yaşandı ama ve bu durumun da oluşturduğu pek çok soru var. Yani Musa Bey, siz de takdir edersiniz ki Kayseri'den nasıl geliniyor? Orada bir veterineri, bir insanımızı, bir bebek, daha yeni 6 aylık bir babayı aynı zamanda katlediyorlar, şehit ediyorlar ve onun ardından nasıl rahat bir şekilde herhangi bir şeye takılmadan gelebiliyorlar ve Ankara gibi bu kadar da güvenlikli bir başkent burası ve burada bunu nasıl yapabiliyorlar? Boşluklar var mı yok mu? Akla takılan sorular neler? Hemen öyle pası atmış olayım size. Tespitlerinizi değerli ve kıymetli buluyorum. Yani bu ülkenin İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ülkenin nefes borularındaki en önemli kurumlardır. Tabii. Yani bundan 20 yıl sonra bir Tarım Bakanı hatırlanmaz ama Savunma Bakanı, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı muhakkak hatırlanır ve bu saymış olduğumuz terör örgütlerinin de her zaman hedefidir. Yani bu doğrultuda çalışma yapması beklenir ki Ali Yerlikaya muhalefet partisi liderlerinin kendisine geçmiş olsun dileklerini de açık yüreklilikle sosyal medya hesaplarından paylaştığı gibi onları da milletvekili olanları da makamında ağırlamak suretiyle geçmiş olsun dileklerini nezaket göstermek suretiyle devlet terbiyesiyle kabul etti. Bu güzel bir ayrıntıyı yakalamışsınız. Evet, Türkiye'de bazı şeyler yavaş da olsa İçişleri Bakanlığı anlamında söylüyorum. Normalleşmeye başladığını veya devlet aklının çalışmaya başladığını olarak okumakta fayda var. İkinci sorunuza gelirse bu pazar günkü bölücü terör örgütünün Emniyet Genel Müdürlüğü'nün personel daire başkanlığının olduğu yerleşkedir burası. Normalde İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Dikmen Vadisi'ndedir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün daire başkanlıklarının ve genel müdürlüğünün olduğu yerleşke. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı makamı ve Jandarma Komutanlığı makamının olduğu Kızılay'daki bir eski yerleşkedir. Meclise yakındır. Bunun yanı sıra Kara Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bitişik neredeyse bir yerdir. Şimdi bu saldırıyla ilgili bölücü terör örgütü zaten bir açıklama yaptı ve saldırıyı üstlendi. Bu saldırıyı sadece Türkiye'de bölücü terör örgütünün bir eylemi olarak okumanın da yanlış olacağını düşünenlerdenim. Yani Türkiye'nin
yurt dışındaki operasyonları veya yurt dışındaki, yani Suriye'deki, Azerbaycan'ın Ermenistan'la olan ilişkilerindeki, Karabağ'daki değişiklikler, yine aynı şekilde Irak'ın kuzeyinde, Süleymaniye'de bölücü terör örgütü ve diğer unsurların Süleymaniye bölgesinde kendilerince kanton ilan etme söylemleri, Milli Savunma Bakanı'nın bu anlamdaki açıklamaları ve Hakan Fidan'ın, yani Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni ziyaret etmesinde bazı bu saldırıya kadar gelen noktalarda işaret fişeklerini biz görüyoruz. Nitekim bölücü terör örgütü her zaman aktifti ve faaldi. Sadece işte, yani yine eleştirmek zorunda kalıyoruz. Süleyman Soylu bizi yanılttı ve tırnak içerisinde söylüyorum, manipüle etti. Yani şu kadar kaldı, bu kadar kaldı. Bakın, yani Trakya'ya açılımı, evet, İstanbul ve Kırklareli merkezli yapılan bölücü terör örgütü operasyonundan sonra gördük ki bölücü terör örgütünün Trakya açılımı var. Yani şimdi orada 26 operasyonda 20 gözaltı yapmışsınız. Bu noktada bölücü terör örgütü uyuyan hücreler anlamında tabii ki Türkiye genelinde yaygındı geçmişte. Bugün de var. Yarın da bununla ilgili operasyonlar yapılacak. Devlet hafızası çalışacak. Nitekim bakıyorsunuz Toroslardan gelen, yani şimdi cinayete maruz kalan maktulün olduğu bölge Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı bir nahiye ama Adana'ya yakın bir bölgedeki kırsal kesim. Hı hı, evet. Yani Toroslardan, Toroslar üzerinden bu şekilde bu kırsaldan gelme söz konusu. Ekranlarda da göstermiş olduğunuz gibi roket atarların olması, uzun namlulu silahların olması, C4 diye tabir ettiğimiz askeri birliklerin kullanmış olduğu patlayıcıların bulunması açısından eğitimli, profesyonel ve bununla ilgili, yani yapılacak eylemle ilgili olarak fiziki daha önceden çalışma yapılmış, yani eylemin yapılacağı yerle ilgili olarak çalışma yapılmış bir saldırı olarak önümüze çıkıyor. Bu anlamda Emniyet Genel Müdürlüğü okumalarıma göre zaten Kayseri'ye Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın uzman ekiplerini göndermek suretiyle olayın başladığı noktadan itibaren Ankara'ya kadar gelen süreçte bir aksaklık veya burada bir bilgi kopuşumu var. Bunu araştırmayla başladı ama baktığımız zaman şu anki ham bilgilere göre bir aksaklık ve bir yerlerde kopuş olduğu biliniyor ki veya ortaya çıkmış ki bu saldırı gerçekleştirildi ve teröristler Allah'tan görevli memurların dikkatli ve duyarlı olmalarından dolayı etkisiz hale getirildi. Ama sonuç ama böyle de olmayabilirdi değil mi? Yani istediklerine ulaşabilirler. Burada hem şunu da hemen sorayım. İçişleri Bakanlığı'nın önünde ya da o bölgenin, o yerleşkenin önünde oradaki nöbet noktasında mesela daha dayanıklı camların mı olması gerekir? Buna mı dikkat etmek gerekir? Bir şimdi de oraya geleceğim. Ha buyurun, buyurun, bıraktım sözü. Buyursun. İşte dün katıldığım bir yayında söyledim zaten. Ham görüntüleri biliyorsunuz biz basın mensuplarının atmış olduğu tweetler üzerinden gördük, seyrettik. Yani şimdi İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı'nın girişindeki güvenlik noktasının camları kırılıyor ilk teröristin çapraz ateşte yapmış olduğu uzun namlulu saldırıda. Daha sonra içeri girerken kendisini patlatıyor ve ikinci teröriste gördüğüm kadarıyla görüntülerde yapmış olduğum inceleme ve analiz sonucunda içeriye giriyor. Yani bu kişi muhtemelen daha ileriye gitmek suretiyle makamın olduğu, selamlamanın olduğu tarafa kadar geçip orada hem bu roket atarla bir faaliyette bulunmak veya üzerindeki, ki onun üzerinde de canlı bomba yeleği var, kendisini patlatmayı düşünmüştü. Biz bunu sormamız gerekiyor. Yani 6 yıldır İçişleri Bakanlığı yapan Süleyman Soylu'nun makamının olduğu, yani Türkiye, Süleyman Soylu olarak düşünmeyelim, evet, Türkiye Cumhuriyeti
İçişleri Bakanlığı'nın makamının olduğu bir yerin girişindeki güvenlik noktası bu zamana kadar niçin zırhlı ve kurşun geçirmez cam olarak test edilmedi? Bu konuda niçin stratejik olarak risk analizleri doğru yapılmadı? İşte biz onun için diyoruz, Türkiye liyakatsiz kadrolarla yönetiliyor. Türkiye'de bu işler ciddiye alınmıyor, basite alınıyor. İşte bunun için biz mücadele ediyoruz. Yani ben bugün Demokrat Parti'de mücadele etmemin sebebi bu. İkinci sorunuza geldiğimiz zaman, yani şimdi bakıyorsunuz Adana'da, Kayseri'de gasp edilen ve cinayete maruz kalan bir veteriner, yol kontrol noktalarından geçen bir araç Ankara, yani Türkiye'nin başkentine, Türkiye'nin kalbinin olduğu yere gitti. Yarın beyninin olduğu yere gitmeyeceğinin garantisini kim bize verecek? Yani kalbi burası. İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Adalet Bakanlığı'nın olduğu yerler ve bununla ilgili bizim sorgulamamamız isteniyor. Hayır, bir sorgulayacağız. Hayır, kim yanlış yapmışsa bununla ilgili adli ve idari tahkikatlarını açılarak toplumun rahatlaması sağlanmalı. Yani bakın, mesela orada o araç Kayseri'den Ankara'ya giderken herhangi bir kontrole takılmamış olması, sahte plaka vesaire de belki takılmış olabilir deniliyor ama ya da bu silahları herhalde böyle mi taşıdılar, yoksa Ankara'da birilerin mi verdi o silahları onlara, orası da biraz muğlak anladığım kadarıyla. Burada bunların hepsi tahkikatla birlikte ortaya çıkacak. Burada çünkü bir iletişim kopukluğu varsa da müsebbibi çıkar mı peki ortaya Mustafa Bey? Yani nereden kaynaklanmıştır? Eğer kayıtta da varsa bu araç niye kontrole takılmamıştır diye bir iletişim kopukluğu varsa, o mutlaka onun bedeli ödetilir mi sorumlusuna? Yani bedel ödetmeden ziyade hukuksal olarak idari ve adli olarak tahkikat yapılmak suretiyle hiçbir şekilde sorunlar ve problemler halının altına artık sürülmemesi gerekiyor. Çünkü mızrak çuvala sığmıyor Türkiye'de. Yani şimdi siz 2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yol kontrol ve trafik kontrol noktaları kurmuşsunuz Türkiye'nin 81 iline, fakat işlevini kaybetmiş. Yani bugün şehirler arası otobüsle seyahat edenler bilirler, yol uygulama ve arama noktasına yaklaşıldığı zaman muavin tüm kimlikleri topluyor, kendisi aşağıya iniyor, oradaki kolluk kuvvetine veriyor, kolluk kuvveti elindeki iPad üzerinden sorgulama yapıyor. Yani kimliklerle profil analizi bile yapmaz noktaya gelmiş. Artık bu noktalar polis için veya jandarma için zor görevler olarak ortaya çıkıyor. Yani bizi dinleyenler ve sorumluluk sahibi olanlara buradan tekraren beyan etmek istiyorum. Yani 81 ile konmuş olan bu yol ve kontrol noktası uygulamasını eleştirenlerdenim. Hı hı. Tamam, 2014 Türkiye'sinde buna bir yapılan bu darbe girişiminden sonra ihtiyaç vardı. Ya bu ihtiyacı devam ettirin ama doğru devam ettirin, ya da devam ettirmek istemiyorsanız komple kaldırın. Biz de bilelim ki yol kontrolleri yapılmıyor. Sadece elektronik denetleme sistemi ve plaka takip sistemiyle kolluk güçleri bunu önleyecek ve engelleyecek noktasında. Şimdi bu noktalar işlevini kaybetmiş. Yine aynı şekilde istihbaratta bir kopuş olduğu şeklinde benim gözlemlemelerim ve okumalarım var. Tamam, Ali Yerlikaya göreve geldiğinden beri birçok canlı bomba eyleminin engellendiği şeklinde de sosyal medya hesabında paylaşımlar yapıldı ki doğrusu budur. Yani halka her canlı bomba eylemini gün ve gün, saat ve saat vermenizin bir anlamı yoktur korku, panik, endişe yaratmaması açısından, ama günün sonunda sizin yapmış olduğunuz mücadeleyle ilgili olarak bakıyorsunuz Ankara'nın göbeğinde İçişleri Bakanlığı'nın önünde bir canlı bomba patladı. Sadece bu patlamayı bir terör örgütünün yapmış olduğu ben buradayım okuması olarak da düşünmemek gerekiyor. Yani terör örgütlerinin beslendiği biliyorsunuz uyuşturucu kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve silah kaçakçılığı var. Buralardan maddi beslenme yapıyor terör örgütleri. Bu anlamda da Türkiye yavaş yavaş devlet aklının çalışmasıyla birlikte bu terör örgütlerine ve organize suç örgütlerine yapmış olduğu operasyonlarla da maddi anlamda bölücü terör örgütünü ve din motifli terör örgütlerini rahatsız etti. Nitekim bu rahatsızlık sonucunda da zaten eylemden sonra silahlı kuvvetler biliyorsunuz
İran kuzeyindeki terör örgütü yuvalarını havadan operasyonlarla etkisiz hale getirdi. Türkiye'nin artık yeni bir güvenlik konseptine kısa ve orta uzun vadede ihtiyacı var. Yani klasik güvenlik stratejilerinden ve önleyici, caydırıcı polis, jandarma operasyonlarından ziyade aynı zamanda uluslararası polis birimleri olan Interpol'le veya uluslararası Avrupa polis birimiyle ya da yani eski İçişleri Bakanı'nın şeytanlaştırdığı Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası uyuşturucuyla mücadele birimi DIA ile de ilişkilerinin ve irtibatlarının tekrar sağlıklı bir aşamaya getirilmek suretiyle Türkiye'nin güvenliğinin hem içeride hem dışarıda sağlanması, içeride halkımızın güvenliğiyle birlikte dışarıda da düşmanlarımızı azaltıp dostlarımızı çoğaltmamız gereken günlere geldik. Onun için bu anlamda da duyarlı olması, devleti yönetenlerin devlet hakkını çalıştırmasını ben önemli buluyorum. Peki. Efendim çok teşekkürler. Bu ben ki sizinle Sayın Börcü saatlerce konuşabilirim. Hem yani dikkat çeken, hem üzerinde çok soru soruyu doğurabiliyor. Bir yandan danışacağımız çok şey var. Yine başka yayınlarda da belli ki sizi rahatsız edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Çiğdem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Tekrar Halk TV'de ailesine ve Ayşenur Aslan'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Selamlar. Biz de